Kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Türkiye'den komşuya açık destek, hazırız deyip duyurdu. Değerli izleyenler, terör örgütü PKK'nın Sincar'da nüfuz alanı oluşturmaya çalıştığını söyleyen Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı, Türkiye, Irak hükümetine terör örgütlerini ülkesinden atması için her türlü desteği vermeye hazır dedi. Musul Valisi Necim El-Cuburi ise, "Bizim buradaki yıkımımız çok büyük ve Türkiye'den yardıma ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı, Sincar Anlaşması'nın terör örgütü PKK'nın bölgeden çıkarılacağını öngören maddesi nedeniyle de Türkiye için önemli olduğunu belirterek, PKK'nın Irak'ın egemenliğini ihlal ettiğini ve Sincar'da kendi nüfuz alanını oluşturmaya çalıştığını ifade etti. Anadolu Ajansı muhabirine konuşan Başkonsolos Küçüksakallı ve Musul Valisi Necim El-Cuburi, Türkiye'nin Irak ve Musul'la ilişkileri, terör örgütü DEAŞ'ın işgalinin ardından Irak'ın yeniden imarına yardımları ve PKK'nın Sincar'dan çıkartılmasını öngören anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Küçüksakallı, Türkiye'nin DEAŞ sonrası Irak'ın yeniden imarı için 2018'de Kuveyt Konferansı'nda 5 milyar dolarlık bir taahhütte bulunduğunu hatırlatarak, bu taahhütün Irak'ın ulaşım altyapısı, Musul Havalimanı, Kerkük Havalimanı, Ovaköy sınır kapısı, Ovaköy'den Musul, Telefer üzerinden Basra'ya kadar bir ulaşım hattı, karayolu ve demiryolu ulaşımını sağlayan altyapı projelerinin finansmanıyla ilgili olduğunu söyledi. Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı'nın Irak'ta önemli bir rolü olduğunu anımsatan Küçüksakallı, Türkiye'nin Irak'a belediye hizmet araçları hibe ettiğini, Musul'da bir hastaneye kemoterapi ünitesi ve Telefer'de bir yüksekokulun restorasyonunu yaptığını, ayrıca elektrik temini için trafolar hibe ettiğini kaydetti. Küçüksakallı, yeni tip koronavirüs salgını sırasında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Irak'a bir uçak dolusu tıbbi malzeme gönderildiğini ve bunun bir kısmının da Musul'a ve Telefer'e iletildiğini aktardı.